Herkese iyi akşamlar. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Marka ürünlerindeki aşırı yükselen fiyatları gören vatandaşlar küçük esnafa yöneldi. Havaların soğuması ile birlikte kışlık ürünlere talep arttı. Oluşan yoğunluk ise işletmecinin yüzünü güldürdü. Eskişehir'de uzun yıllardır cadde mağazası işleten Fırat Kerenciler, kışlık ürünlere talep yoğunlaştı. Fakat alan kişi sayısı az. Bu sene fiyatlar çok yükseldi. Üretimdeki ve toptancıdaki fiyatları etiketlere yansıtmak zorunda kalıyoruz. Biz de çözümü kâr miktarımızı düşürmekte bulduk. Sürümden kazanmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Eskişehir Şoförler Odası Başkanı adaylığını açıklayan Hasan Özdağ, bugün gerçekleştirmiş olduğu tanıtım toplantısında projeleri hakkında bilgi verdi. Projelerinden bahseden Özdağ, çekici sayımız yeterli değil. Bu sayıyı arttıracak çalışmayı başlattık. Çekicilerimiz 24 saat kesintisiz ve ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlarımıza daha iyi, hızlı hizmet verebilmek adına taksi dolmuş adıyla açılan araçlarımızın ortak hattı sayısını arttıracağız. Nakliye araçlarına N plaka tahsisi yapılabilmesi için süreci başlattık. Odamızın iki tane düğün salonu var. O düğün salonlarını artık odamız işletecek. Ayrılan üyelerimize tek tek iletişime geçiyoruz ve bu doğrultuda odamızın muhasebe bölümüne bir mali müşavir tayin edeceğiz. Arzumuz şeffaf ve birlikte yönetebileceğimiz bir yapıyı inşa etmek şeklinde konuştu. Dostluk ve İstişare Meclisi Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve Meclis Başkanı Halil İbrahim Aray'ı konuk etti. Eskişehir Dostluk ve İstişare Meclisi Grup Kurucusu ve Koordinatörü İsmail Canbaz etkinlik hakkında şöyle konuştu. Sevgi, saygı ve samimiyet ilkesiyle hemen her görüşten Eskişehir'imizin sevilen, tanınmış ve saygıdeğer şahsiyetlerini bulunduran Eskişehir Dostluk ve İstişare Meclisi, haydi Eskişehir için hep birlikte, hep beraber kurulu istişare yemeğinde Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'i ve Meclis Başkanı Halil İbrahim Aray'ı konuk etti. Zincirlikuyu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen kişi hayatını kaybetti. Olay Zincirlikuyu Mahallesi'nde İkiz Kavak Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkama işletmeciliği yaptığı öğrenilen 50 yaşındaki Yücel Çelik, otomobiliyle seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay yerine gelen belediye tabiplerinin şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olayda, sürücü Yücel Çelik'in araç kullandığı esnada kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. Seyit Gazi Belediyesi 2022 yılı bütçesini 72 milyon olarak açıkladı. 2022 yılı bütçesini açıklayan Seyit Gazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyit Gazi'ye verdiğimiz yatırım sözlerini teker teker yerine getiriyoruz. Her geçen yıl artan bütçemizle sorunlara çözüm üretmeye, ilçemize değer katmaya, yaşanabilir Seyit Gazi'yi inşa etmeye devam ediyoruz. 2022 yılı bütçemizin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, katkı sunan çalışma arkadaşlarımıza ve kıymetli meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum şeklinde konuştu. Şehir hastanesinde bulunan uyku merkezindeki uygulamalarla hastaların hayat kalitesi oldukça yükseliyor. Özellikle uyku problemleri yaşayan hastaların düşük seyreden hayat kalitesini arttırması için çalışma yapılan merkezde farklı hastalıkların da tedavi koşulları iyileştiriliyor. Merkezde gelen hasta profilleri hakkında bilgi veren göğüs hastalıkları uzmanı Doktor İlknur Akçayır Şahin, uyku merkezimize genellikle uyku apnesi dediğimiz gündüz aşırı uyku hali olan konsantrasyon bozukluğu yaşayan hastalarımız geliyor. Uykuyla ilgili her şeyleri bilgisayar ortamına kaydediliyor. Daha sonra bu kayıtlar uzman doktorlar tarafından kayıt altına alınıyor ve hastalara tanı koyuluyor. Tedavi için hastalara uygun cihazların ve basınçların belirlenmesi için bir gece daha burada yatırmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Seyit Gazi ilçesinde iki köpeğin ölmek üzere olduğu ihbarını alan Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı ve üyeler ilçeye gitti. İlçede ilk bakımları yapılan köpekler ardından Eskişehir'e getirildi. Burada hayvanlar için bir veteriner kliniğinde bakım alındı. Konu hakkında konuşan Gülçin Yapıcı, köpeklerin yeniden sağlığına kavuştukları için mutlu olduğunu söyledi. Yapıcı, kaymakam ve belediye başkanının kendilerine büyük destek verdiğini ifade etti. Tepebaşı Belediyesi tarafından vatandaşın hizmetine sunulan elektrikli otobüslerle binlerce liralık tasarruf sağlanıyor. Tepebaşı Belediyesi akıllı kentsel dönüşümün hızlandırılması projesi kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan kazandığı hibe ile edindiği 4 adet %100 elektrikli otobüs ile Tepebaşı halkına kamusal ulaşım ve servis hizmeti vermeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi'nin ilk yerli %100 elektrikli otobüs üreticisi Bozankaya'dan
temin ettiği araçlar, sağladığı tasarrufun yanı sıra sıfır emisyon, sıfır kirlilik, sıfır gürültü sloganı ile hizmet vererek çevre ve gürültü kirliliği konusunda örnek oluyor. Bu son haberimizde Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.